Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir YouTube videosuyla sizlerle karşı karşıyayız. Bugünkü konumuz BMW F10. Başlıktan da anlayacağınız üzere bizde bir 420 aracımız vardı. Biliyorsunuz zaten takipçilerimiz, Instagram veya YouTube takipçilerimiz biliyorlar. Biz bu aracı sattık. Daha doğrusu nasıl yaptık? Biraz engebeli bir ticaret sürecimiz oldu. Nasıl yaptık? Samet kardeşim vardı. Buradan Samet Uyanık'a selam olsun. Parçacı kendisi. BMW Mercedes parçası satıyor. Onda bir C180 AMG vardı. Kırmızı renk. Biz onunla 420'yi takas yaptık. Sonrasında bu araç da Samet'teydi. Samet de bunu yeni satmıştı. Yeni sattığı arkadaş da tanıdığımızdı. Sonra Burak Akaryıldız, ona da selam olsun. Burak'la iletişime geçtik. Dedik ki Burak böyle böyle. Bak biz C180 ile takas ettik ama biz BMW'ciyiz. Bizim Mercedes'le vesaire işimiz olmaz yani. Yapamadık, edemedik. Mercedes aşağı yukarı 5-6 gün bizde kaldı. Sonrasında Burak'la iletişime geçtiğimizde bu aracı biliyorduk zaten. Bu aracın da size geçmişini söyleyeyim. Zaten plakası bayağı piyasada BMW camiasında bilinen bir plaka. Nereden biliyorduk? Burhan abi var. Burhan Yeşilova. Zaten birçok kişi bilir. Kendisi ustadır. BMW ustasıdır. Bayağı da tecrübelidir bu konuda. Bu araba 2 yıldır ondaydı. Kendisi özenle kullanmış, özenle yapmış bu arabayı. Günlük bindiği arabaydı. Burhan abi de bunu takasta veriyor. Aynı şekilde Samet'e takasta veriyor. G20 alıyor kendisine. Hayırlı olsun buradan ona da. Neticede öyle ya da böyle biz bu arabayı aldık. Bir nevi bir şekilde bu arabayı aldık. Araba 2011 model. Normalde bayi çıkışlı bu araba. Ekskluziv paket. Ama bu arabayı M pakete çevirmiş Burhan abi. Yani hakkıyla da çevirmiş. Onları şimdi sizlere tek tek göstereceğim. Şöyle aracın tamponlarını vesaire görüyorsunuz. M tampon. Farları M5 far yapmış. Şöyle üzerinde PPF koruma var. Herhangi bir zarar görmemesi için. Ön üç parçasında PPF var. Jantlar bizim en çok hoşumuza giden dışa dönük 20 inç. Alt serisi jantları diye geçiyor bunlar piyasada arkadaşlar. Dışarıdan araba komple şöyle etrafında gezdiğimizde M'e çevrilmiş. Arka difüzörünü 550 difüzör yapmış. Her ne kadar egzoz uçları biraz dışarıda olsa da ben onları geriye doğru ayarlayacağım. Egzoz uçlarına bir ayar vereceğim yani. Şöyle bir ince spoiler takmış. Bu olsa da olur, olmasa da olur. İnce zaten bu spoiler, güzel yakışıyor. Kare plakalık yapmış. Yani Burhan abi arabanın sadeliğini bozmadan aynı bizim kafamızda hakkıyla yapmış. Şöyle arkası bir tık havada, yani burası görünüyor. Biz aşağı yukarı bir 2 santim arkasını indireceğiz. Şimdi o işlemi yapacağız. Şöyle içini de göstermek gerekirse makam perdeleri vesaire, dediğim gibi ekskluziv paket olduğu için dolu bir araç. Ama şöyle bir şey var bu araçta. Şöyle ön tarafını da göstereyim sizlere. Bu arabada normalde Recaro yok. Ama Burhan abi yine bunu da hakkıyla Recaro koltuk, şöyle görüyorsunuz. Yanal destekli Recaro koltuğunu da takmış aracın. O da güzel ve hoş detaylardan bir tanesi olmuş. Biliyorsunuz işte F10'un kapı sorunsalı. Kapı resmen kapanmıyor arkadaşlar. Zorla vakum istiyor. Belki biz vakum da yaptırabiliriz. İç tarafında da M direksiyonu takmış Burhan abi. Şöyle gördüğümüz gibi M5 direksiyonu diye geçiyor aslında bunlar arkadaşlar. Şöyle hayalet ekran takmış. Aslında bunların hiçbirinde yok. Hayalet ekranı görüyorsunuz şöyle. NBT takılmış. Burada ortada NBT ekranımız var. Tuşlar falan her şeyi yerli yerinde ve güzel bakılmış. Yani araba gerçekten kilometresi bir tık, şöyle söylemek istiyorum sizlere. 240 bin kilometrede. Kilometresi bir tık fazla olabilir. Ama gerçekten çok bakımlı bir araba. Altında ne bir yağ kaçağı ne bir şeyi var. Bir de Burhan abi bu konularda biraz titiz ve benim gibi kıl bir adam olduğu için sağ olsun her şeyi yerli yerinde ve düzgün çalışması prensibi, motoru şıkır şıkır, daha zaten ilk motoru, motor falan da koyulmamış bu zamana kadar arabaya. Biz de bunu referans alarak piyasada da herkesin bildiği ve wow dediği bir araba olduğu için ben F10 arıyordum zaten. Instagram'dan da paylaşmıştım. Ya beyaz olacaktı ya bu renk olacaktı. Çünkü karbon ve siyah yapmıştık. Artık bir değişiklik olsun dedik. Ya beyaz olsun dedik ya da bu renk olsun dedik. Yani böyle de temiz bir araba olunca biraz bayağı Burak'la 2 gün 3 gün bir pazarlığımız sürdü. Bayağı peşinde koştuk bu arabanın. Yani ciddi derecede peşinde koştuk bu arabayı alabilmek için. Çünkü bu araba peşinde koşulmayı hak eden bir araba. Çünkü normal bir araba değil. Yani Burhan abi gerçekten çok ciddi manada bakmış ve şu arabanın bakımını bile bana söyledi. Azizciğim ben bakımını bile lükomeli yağlarla her 5000 kilometrede bir yaptım dedi. Yani 5000 geçmemiştir bu. 10.000'i falan bırak dedi. 5000 geçmemiştir. Arabanın herhangi bir hiçbir sıkıntısı yok dedi. Ben arabayı sattım ettim ama ben hala arabanın arkasındayım dedi. O araba piyasada görüp görebileceğin motor kondisyon açısından en düzgün F10'lardan bir tanesidir dedi. Ve bu da bize referans olmuş oldu. Çünkü Burhan abi eskiden beri tanırım ben.
Onun referansı bizim için çok önemliydi. Şimdi biz ne yapacağız? Bu arabada önlerde bir coil var arkadaşlar. Şöyle onu da göstereyim sizlere. Önlerde coilover var ama biz başaran coilover taktırmaya gideceğiz bu arabaya. Şöyle şu coil'i tamam iyidir, hoştur. X bir marka, yine custom bir marka. Türkiye'de üretim yapan bir marka. Onu başarana çevireceğiz. Arkalara da bir 2 santim civarı bir pres işlemini yapacağız. Evet arkadaşlar, geldik ailemizin coilover'ı. Ailemizin basan adamı. Kadir'deyiz, başaran adamdayız. F10'u getirdik. Şimdi aracın arkadaşlar arka süspansiyon sistemi sökülecek. Arka taraflara 2 santimlik bir pres işlemimiz uygulanacak. Baktık aşağı yukarı bir 2 santim pres hak ediyor arka taraf. Ön tarafta da şöyle zaten daha önceden yeni bir coilover yapılmıştı. Ama şöyle göstereyim hatta sizlere. Flaşı bir dakika açayım da. Bak, coilover da sıfır yani, görüyorsunuz. Ya marka vermeyelim. O da Türkiye'de kendi işini yapan bir firma. Ama dediğim gibi biz Başaran'a o kadar alışmışız ki, Başaran'ın konforuna ve tarzına o kadar alışmışız ki bunu da Başaran'a çevireceğiz. Şöyle de söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Burada ben her zaman şunu söylüyorum. Kadir'im, buraya geldiğinizde konfor istiyorsanız Kadir Usta bana konfor odaklı bir coilover yapacaksın diyeceksin. Ben arabayı dibinle dibine basmak istiyorum derseniz gerçekten burada arabayı yürütemez hale de getirir Kadir. Bunların hepsini yapar ama ne istediğini bileceksin ve bunu ustaya belirteceksin arkadaşlar. Yani mağazada diyor ki ben işte şöyle istedim, böyle oldu. Ama sen bunu kendi içinden istemişsin. Buraya söylememişsin ki. Ben her geldiğimde burada söylüyorum. Ama benim arabam konforlu olacak. Basık olacak ama konforlu olacak. Kadir sağ olsun ona göre güzel bir coilover yapıyor. Şimdi söküm işlemlerimiz başladı. Birazdan ilerleyen süreçleri de aşama aşama sizlere göstereceğiz. Evet arkadaşlar, montajımız tamamlandı. Yepyeni bir coilover takıldı aracımıza. Şimdi bu coilover'ı sizlere göstereceğim, tanıtacağım. Bunun Ar-Ge çalışmasına biz de katıldık. Başaran Amatör Türkiye'de her zaman ilkleri yaptığı gibi yeni bir ilki yapıyor arkadaşlar. Sertlik, yumuşaklık ayarlı coilover. Bu coilover'lar şu anda seri üretimine tamamen geçilmemiş durumunda. Başaran bunu biz ve bizim gibi tanıdık arkadaşlarında ve kendi araçlarında deniyor. Şöyle göstereyim, bakın şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada şöyle kademe kademe sertlik ve yumuşaklık ayarı yapıyorsun. Yani piste mi çıkacaksın abi? En serte vur arabayı. Az önce en sertte burada bir tur attık. Araba esnemiyor var ya, o kadar sert, gergin duruyor ki araba. Efsane duruyor yani diyebilirim. Yoksa normal yumuşak mı kullanmak istiyorsun? Tepede yumuşak mı kullanmak istiyorsun? Orijinal konforundan daha da yumuşağa geliyor neredeyse. Efsane bir yumuşaklık oluyor. Şöyle şuradan da kapağı var. Çok kolay. Elinizle ayarlayabiliyorsunuz yani. Üst taraftan böyle elinizle ayarlayabiliyorsunuz. Özellikle BMW'lerde böyle açık olduğu için çok kolay. Aracın üzerinde de şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Başaran coilover'umuz, 15 santimlik bir başaran coilover'umuz var. Yani orijinalinden 15 santim dibe, 15 santim yukarıya kalkabiliyor bu aracımızda. Tabii şimdi size en dipte bir görüntü alacağım arkadaşlar. En dipte nasıl göründüğünü sizlere göstereceğim. Kardeşim indirelim. Şöyle genişten bir arabayı izleyin. Bakın şimdi en dipte, tabii günlük bu kullanımda yürümez bu araba. Şöyle görüyorsunuz. Abi jantın bile neredeyse yarısı yok ya. Baba maşallah ya. 15 santimlik coil gerçekten bu işin hakkı. Jantı bile içine alıyor. Arka tarafta tabii şimdi biraz hareket etti de. Yukarı aşağı kaldırdık. Biraz hareket ettiğinde bir tık daha inecek arka taraf. Arka tarafta iyice oturacak. Yani şu aradaki boşluğu da aldık. Şimdi ön tarafı da bir tık kaldıracağız. Günlük kullanıma uygun bir seviyeye getireceğiz. Yine lastik gözükmeyecek. Araba jantta yürüyor gibi gözükecek. Güzel tatlı duracak. Günlükte böyle kullanırım ben bu arabayı zaten. Sertlik yumuşaklık ayarını da ortada kullanıyorum. Gerçekten mükemmel bir çalışma. Gerçekten mükemmel bir çalışma. Yani ben bunu bir Türk firmasının böyle yapmasına gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü yıllarca hep işte yurt dışından gelen markalar kullanıldı. Sertliğini, yumuşaklığını piste göre ayarlamak için. Ama bunun Ar-Ge çalışmasında şu an başaran ve bu bittiğinde gerçekten Türkiye sallanacak. Çok güzel olacak arkadaşlar. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Arabamız her zamanki gibi başaran. Ha şunu da göstereyim bakın. Önceden 10 santim diye. Bak şimdi 15 santim başaran coilover arkadaşlar. Görüyorsunuz. Muayeneye gittiğinde en tepeye kaldırıyorsun. Ya da
13'te sürmen gerekiyor. Köye gideceksin, yazın bir yere gideceksin, kaldır abi. Ya da endübe indireceksin. Yakışan oldu. Yakışan oldu yine. Her zamanki gibi başarını gerçekten bu özellikle yaptığı bu sertlik, yumuşaklık ayarlı coil için gerçekten tebrik ediyorum. Türkiye'nin böyle şeylere ihtiyacı vardı. Yerli, milli bu tarz yatırımlara ihtiyacı vardı. Ve o 80-100 bin liraya aldığınız fiyatların çok çok altında yakında başarandan temin edeceksiniz. Fiyat olarak da hem Türkiye kazanacak hem cebimiz kazanacak arkadaşlar. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Evet arkadaşlar, egzozlarımız montajı layıkıyla yapıldı. Buradan Kınalı Mustafa abime de çok teşekkür ediyorum. Kınalı Spek. Bakın, olması gerektiği gibi. Yani Burhan abi bunu yaptırdığındaki egzozcu biraz sıkıntılı yapmış. Onluk bir şey yok ama yaptırdığındaki egzozcunun ufak tefek sıkıntıları olmuş. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Biz bir ayar yaptık yani. Araba zaten dediğim gibi, yani videonun başında da söylediğim gibi, gerçekten yani bu arabayı ben alsaydım ben de bunları yapardım. Layıkıyla her şey yapıldığı için şu an kararsız kaldığım konular var. Hatta az önce Instagram'a story attım. Sinek geldi. Burayı siyah kaplasam mı M'lerdeki gibi? O konuda yani şu çerçeve nikelaj. Normalde M'lerde nikelaj olmaz. O konuda biraz tereddütteyim. Bu arada size şeyi de göstereyim arkadaşlar. Plakamız da geldi. Şöyle gösterelim. Loop 76 özel plaka. Şimdi size bundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İstanbul içerisinde ben örneğin sonu 76 istiyorum abi diyorum. Ortasını bana seçenekler atıyor. 8-9 tane, 10 tane seçenek atıyor. Ortasını ben seçiyorum. Instagram'da da paylaştım bunu zaten. Beraber seçtik Instagram takipçilerimizle. Bu Loop 76'yı seçtik. Özel plaka dünyası var arkadaşlar. Ben şimdi onu da buraya bırakırım ya da açıklamaya da yazarım. Bu ihtiyaçlarınız olduğunuzda gerçekten hakkıyla bu işi yapıyor. Bir günde, bir gün bile sürmüyor. Yani birkaç saat içerisinde işinizi çözmüş oluyor. Kardeşim layıkıyla güzel bir plakamızı bir araca daha, defalarca çalıştık kendisiyle zaten. Bir araca layıkıyla daha plakamızı taktık arkadaşlar. Böyle aşama aşama gidiyoruz. Coilover'larımız zaten efsane oldu. Gerçekten efsane kolaylık, efsane rahatlık oldu coilover'larımızda. Şu an ortada değil mi İlhan? Ortanın bir tık sertinde mi? Yok, yumuşaklığı ortaya falan getirdik herhalde. Kademe kademe ayarlıyoruz sertlik yumuşaklığında. Bu da büyük bir kolaylık oldu arkadaşlar. Bu da araç için gerçekten hoş oldu, tatlı oldu yani. Arabamız şu an tam istediğim gibi. İşte kararsız kaldığım birkaç konu var. Bir de şimdi şey yapacağım. Şimdi videoda da göstereyim sizlere. Tabii biz bu arabayı şimdi sonuçta burada esnafız, dükkan işletiyoruz. Biz bu arabayı illaki satacağız, ilana gireceğiz. Hayaleti %99 sökeceğim. Belki bu videoyu izlerken ben sökmüşümdür. Hayaleti sökeceğim. Bunun orijinal ekranı da var bizde arkadaşlar. Orijinal ekranını takacağım. Çünkü yeri geliyor dışarıda bıraktığımız oluyor arabayı. Bunun hırsızı çok oluyor. Yani direksiyon falan çalmıyorlar. Çünkü direksiyonlar 7-8 liraya kadar düşmüş arkadaşlar. Pek para etmiyor direksiyonlar. NBT zaten Android bu NBT. Bunlara çok yüklenmiyorlar ama sadece hayalet ekranı çok çalıyorlar. O yüzden biz de hırsızlığın önüne geçmek açısından ne yazık ki bu ülkede kullanamıyoruz artık yani. Çünkü gündüz bile bir yere gittiğinde bir iki saat bir yerde, tanımadığım bir yerde kapı önüne bıraktığında geliyorsun, hayalet yok arabanın üzerinde. Rahat rahat kullanabilmek adına biz de bunu böyle yapacağız yani. Hayaletini çıkaracağız yani, en azından öyle düşünüyorum yani. İçim rahat etsin yani, en azından arabamı bir yerde bıraktığımda içim rahat etsin diye düşünüyorum. Ve bununla da karar verdim. Büyük ihtimal hayaleti de sökeceğiz yani. Tabi onları da gösteririm sizlere. Aşama aşama dediğim gibi devam ediyoruz. Plaka işimizi bitirdik. Egzozların ayar işlemlerini bitirdik. Mekanik açısından zaten buradan aracın bizden önceki sahibi Burhan abiye çok teşekkürler. Mekaniğinde zaten hiç masraf edeceğimiz bir sıkıntı yok. Ya ufak tefek ikinci el her arabada olan incik boncuklarını düzeltiyoruz kendi tarzımızda. Ya da tarz değişikliği yapmayı düşünüyoruz. Örneğin şu şeyler çok değiştireceğini düşünüyorum. Yani kromajların siyah olduğunda çok değiştireceğini düşünüyorum. Bir yerden de aynalı cam filmi var arabada, o yakışacak. Aynalı cam filmi bir konuda açık geliyor bana, daha koyusunu ben normalde kullanıyorum ama polislerle de sıkıntı yaşamamak için ben koyuda aşırı sıkıntı yaşıyorum. Çünkü ben en önü bile koyu yapıyorum. O da bana sıkıntı yaşatıyor. Biraz kararsızlıklarım var. Videonun ilerleyen dakikalarında bu kararsızlıklarımı attığımı görürsünüz en son halini sizlerle paylaştığımda. Bakalım neye karar vereceğiz, ben de şu an bilmiyorum.